Akdeniz Olimpiyatlarında badminton tek kadınlar final maçına hoş geldiniz. Neslihan Yiğit biraz sonra final maçında karşı karşıya gelecek İspanyol rakibi Beatriz Corrales'le sevgili seyirciler. Heyecan Doruk'ta TRT Spor ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. İki oyuncu da şu anda bir ısınma gerçekleştiriyor. Henüz maç başlamadı. Neslihan Yiğit sevgili seyirciler 28 yaşında ve yarı finalde Mısırlı Doha Hani'yi 21-13 ve 21-6'lık setlerle 2-0 yenerek finale çıkmıştı. Rakibi Beatriz Corrales de bizim oyuncumuz Özge Bayrak Bağcı'yı 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Özge Bayrak Bağcı da bronz madalyanın sahibi oldu sevgili seyirciler. Ve erkeklerde de, tek erkeklerde de Emre Lale bronz madalya sahibi olmuştu. Şimdi Neslihan'dan altın madalya bekliyoruz. Görüntüdeki Beatriz Corrales Okana daha önce de Neslihan'ın rakibi oldu. Ve sevgili seyirciler, Neslihan o karşılaşmaları kazanmıştı. Şimdi badminton tek kadınlar final maçında altın madalya bekliyoruz Neslihan'dan. Biraz sonra bu zorlu mücadele başlayacak. Neslihan Yiğit badminton'da olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu sevgili seyirciler. 2012 yaz olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmişti ve 2013 Akdeniz olimpiyatlarında tek ve çift kadınlarda da şampiyonluğu var. Neslihan'ın burada da yine şampiyonluk bekliyoruz. Beyaz forma ve şortla maça başlayacak olan görüntüye gelen Neslihan şimdi de rakibi ekranlarınıza geliyor. Rakibi İspanyol Beatriz Corrales. Yarı finalde az önce söylemiştim Özge Bayrak Bağcı'yı mağlup etmişti. 2016 yılında Santander'de yapılan İspanya Badminton Şampiyonası'nda birinci oldu. Onun haricinde uluslararası bir başarısı yok sevgili seyirciler. Rakibinin, Neslihan'ın rakibinin ve biraz sonra bu final karşılaşması görüntüdeki Neslihan için kalplerimizin atacağı bu final mücadelesinde, altın madalya mücadelesinde karşılaşmanın başlamasını bekliyoruz artık. Kuet Talat salonunda karşılaşma oynanıyor. Cezayir'in Oran kentinde sevgili seyirciler. Ve 21'de bitecek karşılaşma ve karşılaşmanın bitmesi için iki fark sayı üstünlük kurması lazım oyunculardan birinin. Temennimiz tabii ki görüntüdeki Neslihan'ın bu üstünlüğü kurması ve altın madalyayı kazanması. Evet, maç başlamak üzere. Maçtan önce kura atıldı sevgili seyirciler ve maç başlıyor. Başarılar Neslihan. Başarılar Neslihan. Sağdaki dış çizgiler sevgili seyirciler geçersiz alan, yani ekranın sağında ve solunda gördüğünüz iki çizgiden içteki çizginin üstüne ya da içine düşmesi gerekiyor. Badminton topunun, tüy topun bir başka deyişle 2-0 yaptık bile. İyi başladık. Sahayı boylamasına düşündüğümüzde de son çizgiler geçerli. Hadi Neslihan. Farkı açarsak rahat bir set geçirmiş oluruz. Aleveya. 2-1. Service over. 1-2. Corrales kullandı servisi. 2-2. Bravo Neslihan. İyi karşıladı. Neslihan bıraktı, bravo. 3-2. Service over. 3 İlk sette 3-2'lik üstünlüğümüz var. Servisi Neslihan kullanıyor. Hakem Neslihan'ın yanına çağırdı.
Çok hafif bir top. Tahmin edebileceğiniz gibi dışarıda. 4-2. Az önce söylemiştim. İç çizgi dahil. Bakın iki çizginin ortasına düştüğü için dışarıda ve Neslihan bir sayı daha aldı. 4-2. Çok iyi Neslihan. Bir kez daha olmadı. 4-3. 3-4. Tüy top dediğimiz için az önce de söylemiştim. Ne kadar raketle sert vurursanız vurun ancak belli bir mesafeye gidebiliyor top. 5-3. Az önce Neslihan'ın yaptığı hatayı şimdi de Corrales yaptı. Fileye temas burada. 30 yaşında İspanyol badmintoncu. 5-3. Servisi kullanıyor Neslihan. Yine dışarıda. Ama çizgiye temas var, öyle tahmin ediyorum ki sayı aldı İspanyol sporcu. Burada son çizgi dahil 6-4. Evet, bravo. 7-4. İlk kez 3 sayı fark yakaladık. Servisler bir sağdan bir soldan kullanılıyor oyuncular tarafından. Dışarıda. 8-4. Farkı açıyoruz yavaş yavaş. Beklediğimiz gibi gidiyor maç. Ülkemiz çok sayıda altın madalya kazandı ve şimdi de yine altın madalyaya yaklaşıyor diyelim bu sayılarla Neslihan. Farkı 5 sayıya çıkardı Akdeniz Olimpiyatlarında. Her geçen gün sevgili seyirciler ki bitime 5 gün var ve madalya sayımız artıyor. Bu da hepimizi gururlandırıyor. Bugün de Neslihan'dan bir altın madalya bekliyoruz. Rakibin sağına ısrarla oynuyor Neslihan. Yine öyle yaptı. Yetiştik. Olmaz. 9-5. Service over. 5-9. Her ne kadar daha önce Neslihan bu rakiple oynayıp kazanmış olsa da finaldeki hiçbir oyuncuyu küçümsememek lazım. Sonuç itibariyle rakiplerini görüntüdeki Beatriz Corrales de eleyerek geldi. 9-5 ile üstünlüğümüz sürüyor. Burada akıl dolu bir top gönderdi Corrales. 6-9. Evet. 16. 10-6. Daha önce de söylemiştim. Televizyondan yeni açanlar için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Ülkemizi badmintonda olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu Neslihan. Evet.
fileye temas. 6-6. Birazdan bir dakikalık bir mola olacak. Sevgili seyirciler, orada antrenörlerin söyleyeceği çok önemli tabii ki. Rakibin oyun tarzını gördükten sonra taktikler son derece önemli. Ona 7. İspanyol oyuncu 3 sayıyı fileye temas ettiğimiz için aldı. Yoksa kendi alanını çok iyi savundu şu ana kadar Neslihan. Evet, bir sayıya ihtiyacımız var. Şimdi az önce İspanyol oyuncunun yaptığını Neslihan yapmaya çalıştı. Çok dar bir alana topu göndermek istedi ki geçseydi top, orada Corrales'in bu topu fileye temas ettirmeden Neslihan'ın alanına düşürmesi çok çok zordu ama olmadı. 10'a 8. Evet, 11-8. Şimdi bir dakikalık bir mola. Sevgili seyirciler, önde kapattık bu bölümü. Birinci sette sanıyorum antrenörümüzün söyledikleri sizlerin de kulağına kadar geldi. Rakibi hataya zorlamaktan bahsetti ve bunların puan getirdiğini söyledi Neslihan'a. Birinci sette ikinci periyot başlıyor. Çok zor kurtardı topu ama Neslihan burada Corrales'in açıkça söylemek gerekirse akıl dolu sayısını gördük. 11-9. Topu değiştirirler mi diye düşündüm ama değişmedi ve 12 oldu. 12-9. Neslihan yine 3 sayı farkla önde. Hadi Neslihan klasi. Servisi kullanıyoruz. Yine sağına oynadı. Oh, bravo! Bravo Neslihan! Akıl dolu bir şekilde topu gönderdi rakibin soluna. Bakın, Corrales zaten yetişmesi mümkün değildi buna. İşte böyle hamleleri lazım. Moral motivasyon açısından da çok iyi oldu Neslihan için. Fark 4 sayı. Corrales bunu yine denedi, yine başarısız oldu. Bizim için iyi oldu tabii ki. 14-9. Evet.
Evet. Çok iyi bir sayı daha, kolay bir sayı daha oldu. 15-9. Neslihan'ın 2013 Akdeniz oyunlarında tek ve çift kadınlarda şampiyonluğu var. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Haydi Neslihan. Olmadı. Olmadı. 15-10. 5 sayılık fark. Şu an için bizim için, bizim adımıza çok iyi. 21'de birinci set tamamlanacak. 2-0 olması lazım. Yine sağına oynadı ama Bertes karşılıyor. Çok iyi bir oyun oluyor. Çok iyi. Bravo. Bravo Neslihan. 16-10. Bravo. Bakın antrenörü de görüntüye geldi. Çok iyi bir sayı aldı. Çok teknik bir sayı. Yani rakibi yorup zorlandığı alana, rakibin soluna indirdi topu. Neslihan. Olmadı. Top geçse 16-11 oldu. 11-16. Birinci periyotla ikinci periyottan itibaren, yani 11 sayıdan itibaren Neslihan'ın sergilediği oyun arasında antrenörün söylediklerini tam anlamıyla yaptığını görüyoruz. Bir sayı daha geliyor. 17-11. 17-11. Birinci oyunu bitirmeye 4 sayımız kaldı. Neslihan kısa bırakmayı düşündü ama bir şanssızlık yaşıyor. Bir şanssızlık yaşıyor. Ayağı kaydı ve düştü. 17-12. O kısa düşürmeye çalıştığı topu işte bu şekilde. Corrales iyi karşılamıştı ama Neslihan'ın burada bir şanssızlık yaşadığını gördük. 12-17. 17-12. Evet, evet. Diyeceğim ama yayınımızın başında söylediğim alana top geldi. Geçersiz ve sayıyı İspanyol oyuncu aldı. Corrales. 17-14, 17-13 oldu. Çiftlerde o alan geçerli alan sevgili seyirciler. Teklerde iç çizginin dışı geçersiz alan. Buena vea, vamos. Correction out. 17. Correction out. Tekrar. 14-17. Bakılacak. Evet, dışarı gidiyor top. Dışarı gidiyor. 17-14. Şimdi uzun oynamaya başladılar. Dışarıda şimdi işte. 18-14. 18-14.
Sin dudar ahí, ¿vale? Sin dudar, solo rápido lo primero. Ah, ánimo, vamos. Sağ ve sol yandaki iç çizgiler, ön ve arkadaki dış çizgiler oyun alanı. Bir kez daha hatırlatayım. 18-14. Neslihan. Evet, evet. 19-14. 19-14. Salondan destekler de var. İzleyicilerden Neslihan'a. Kısa bıraktı iki oyuncu da. Açıldı oyun şimdi. Bravo. Corrales de yetişti. İyi yere. Corrales yine yetişiyor. Ve şimdi 20. sayıyı alıyoruz. 20. sayıyı alıyoruz. Yani yoğurdu tarafa doğru topu atmayı çok iyi yapıyor Neslihan. Yani sağı yorulduysa Corrales'in sağına, solu yorulduysa soluna doğru gönderiyor. Bir sayı daha ilk oyunu kazanmış olacağız ve 1-0 öne geçeceğiz. Bıraktı, bıraktı. Bravo, bravo Neslihan. 21 oldu ve 1-0 öne geçiyoruz. Birinci seti kazanıyoruz. 21-14. Birinci seti kazandık. 21-14. Şimdi 2 dakika. Yine bir dinlenme süresi var. 2 set arasında. İyi bir oyun ortaya koydu Neslihan. Verdiği 4 sayı. Topun fileye temas etmesi, rakip yaralana geçmemesinden dolayı kaynaklandı. Rakibin aldığı sayılar değildi açıkçası. Aynı şekilde biz de sayılar aldık ama Neslihan çok üstün bir oyun ortaya koydu birinci sette. Tabi burada dikkatinizi çekiyor, daha çok şey söylemesi gereken rakip antrenör. Az önce bir şanssızlık yaşayıp düşmüştü, ayağı kaymıştı. Dizinde bir sorun var ama oynamasına engel değil bu. Ve soğutucuyla kısa bir tedavi şu anda yapıldı Neslihan'a. İkinci sete başlayacağız. Aynı yere veya tam o biri tarafa gelse, ortada bir stop yapsın, geri gelsin. O son noktasına o kadar hızlı geliyor ki. Ben inanılmaz. Evet, bakın sesler size kadar geliyor. Yani çok çabuk topa hamle yapıp dar alanı tercih ediyor İspanyol oyuncu. Bu da zorda bıraktı birkaç pozisyonda Neslihan'ı açıkçası. Antrenörü de onu söyledi. Zaten iki oyuncu da birbirini çok iyi tanıyor sevgili seyircilerimiz. Bunu bir kez daha söyleyelim. Second game, double. Servisi biz kullanacağız. Neslihan. Yine dar alanı denedi Corrales. Neslihan bırakmadı. Evet. 1-0 öne geçiyoruz ikinci sette. Direği geçip geçmediğine emin olamadığım için tepki veremedim ama bayağı da geçmiş sevgili seyirciler. Hiç top değişmedi, çok ilginç. Zaman zaman tabii tüyler dağılıyor ve topun normal standartlardan koptuğunu gördüğümüz çok maç geride kaldı ama şu ana kadar böyle bir şey yaşanmadı. 1-0 2'yi arıyoruz. Dışarıda. Dışarıda 2-0. İkinci sete de iyi başladık. 2-0'la bitirelim.
maçı ve altını kazanalım Neslihan'la. Birinci seti az önce 21-14 kazanmıştı Neslihan Yiğit. Corrales. Evet. Bravo. Yine. Service over. One, Neslihan two. Bir itiraz oldu mu diye bakacağım tekrar. Evet. Çizgi üstünde. İspanyol oyuncuya gitti sayı. 2-1. İyi karşıladı Neslihan. Burada bıraktı ve 3-1. 3-1. Biraz kısa olmanın avantajını kullanmaya çalışıyor görüntüdeki Corrales. Şu ana kadar buna düşmedi. Bu tuzağa düşmedi açıkçası. Neslihan. Evet. 3-2. Bir itirazı var Neslihan'ın. Bakalım. Burada dışarı gidiyor diye bıraktı Neslihan. 3-2. Evet diyeceğim ama olmadı. Olmadı. Corrales'in çok denediği kısa alana bırakma bu kez Neslihan tarafından denendi ama olmadı. 4-3. 4-3. 4-3. Servisi kullanıyoruz. Bu set İspanyol sporcunun son kozu. Bravo. 5-3. 5-3. Tabii ki 1-1'e getirmek isteyecek Corella skoru. Bu da stres yaşayacağı anlamına da geliyor tabii. Hiç beklenmedik hatalar da yapabilir. Burada da adımını ayarlayamadı. İkinci sette 5-3 öndeyiz. Altı üç. Üç kez topun dışarıya gideceğini düşünerek bıraktı. İkisinde haklı çıktı Neslihan. Birinde az önce İspanyol oyuncu sayı almıştı. Altı dört. Karşılayamadık. Service over. 4-6. İki sayı verdik üst üste. Şuradaki 6'ydı bak. 5, 6. También algún cuerpo, ¿vale? Si te ves cómoda, ¿vale? Algún ataque cuerpo, si te ves cómoda ahí.
5-6. Hey, vamos. 6-6. Bien ahí agresivo, vamos, ánimo. Hadi sahaya çevir. Birkaç moral sayısına ihtiyacımız var. İlk kez öne geçiyor. 7-6. Yedi yedi. Seven all. Vamos, tía. Ahora desde la recepción intentar coger iniciativa, eh. Vamos, ánimo. Activa ahí. Top değişti. Neslihan servisi kullanacak. Beredi. Soldan kullanıyor. İşte bu. Evet, bravo. 8-7. Tekrar öndeyiz. Bakın hamle şansı tanımadı bu vuruşla Neslihan. İki farkı yakaladık yine. Aferin. 10-7. Otra vez, vamos. Ahí, ánimo, venga. Un puntito importante. Bravo, decisión. Çok iyi. 11-7. Yine bir dakikalık bir dinlenme süresi var. Ön sezilerinde de gayet başarılı. Hem birinci sette hem ikinci setin şu ana kadarki bölümünde Neslihan. Artık anlaşılır sağ olsun bu hizmeti. Var niye? Bir de genç ya her yere koşturuyor ya. Üzerine bir yaz şey. Sağ omuzuna gel. Evet. Antrenörünün söylediği şu. Siz de duydunuz. Her yere koşturuyor. Yani çok atak oynamaya çalışıyor. Doğru ama Neslihan'ın da oyunda ve kendi özellikleri ne düşünecek olursak çok büyük avantajları var. Hamza Yerlikaya görüntüye geldi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız. O da yerinde Akdeniz oyunlarını takip ediyor. Soldan yine servisi kullandık. Bakın az önce bıraksa İspanyol oyuncu belki dışarı gidecekti. Ön sezilerini Neslihan'ın çok daha iyi kullandığını söylemiştim az önce. Buna en güzel örnek oldu. Rakibinden bir artısı da bu. Neslihan Yiğit'in. Bravo Neslihan. On iki, sekiz. 12-8.
Havuç. Kısa. Bravo. Bravo. Aynı şeyi aynı anda düşündük Neslihan'da. Kısa bıraktı ve bir sayı daha geldi. 13. Hay que arriesgar un poquito irnos ahí adelante después de tocar. Sin miedo, va. On 4-8. Yine Neslihan bıraktı. Yavaş yavaş. Hani madalyadan tuttuk da sevgili seyirciler, Neslihan boynuna geçirecek birazdan. Altın madalya için 6 sayısı kaldı ve rakipten 7 sayı farkla öndeyiz. Oo, çok iyi sayı. Çok iyi sayı. 16-8. 16. Sağdan kullanıyor servisi. Neslihan'ı destekleyen Cezayirli sporseverler. Kısa oynamaya, kısa oynayarak karşılık verdi. Rakip açılınca önüne bakın böyle düşürdü işte. 17-9. Bravo, iyi karşıladık. Güzel bir maç oluyor yalnız. Venga, vamos a intentar revolucionar un poquito el partido. Vamos rápido nosotros, ánimo. Hey, vamos. Tú mandas, vamos. Üst üste iki sayı aldı. Corrales. 11-17. Biraz dinlenme süreci diyelim Neslihan için. 4 sayıya ihtiyacımız var. Sahaya çevir. Altın madalya için. Evet. Evet, 18-11 artık 3 sayıya ihtiyacımız var. 2013 Akdeniz Olimpiyatlarında tek ve çift kadınlarda şampiyon olmuştu Neslihan Yiğit. Ve şimdi de altın madalyaya uzanmak üzere 18-11 öndeyiz. İkinci sette. On dokuz on bir. Hani az önceki yüz ifadesi görüntüdeki İspanyol oyuncunun ne yapsam olmuyor.
şeklindeydi açıkçası. Öyle okudum yüz ifadesini. Servisi soldan kullanıyor Neslihan. Dışarı mı? Evet, evet. Dışarı gitti. Artık maç sayısı atıyoruz. Altın madalya sayısı atıyoruz. Neslihan Yiğit bir sayıya altın madalya kazanacak. Akdeniz oyunlarında tek kadınlarda. Haydi Neslihan. Ayağa kalktık, bekliyoruz. Ve dışarıda altın madalya bizim. Altın madalya bizim. Neslihan Yiğit altın madalyanın sahibi oluyor. Sevgili seyirciler, rakibi de onu kutluyor. Bravo. Neslihan Yiğit 28 yaşında Akdeniz oyunlarında Kuet Talep salonunda İspanyol rakibini sevgili seyirciler 21-14, 21-11'lik setlerle 2-0 mağlup ediyor ve altın madalyanın sahibi oluyor. Bravo Neslihan Yiğit, tebrik ediyoruz sevgili seyirciler. Neslihan Yiğit antrenörü de onu kutladı. Çok güzel oynadın dedi, tebrik etti. Ve bir altın madalya daha geliyor. Akdeniz oyunlarında Cezayirli sporseverler de oyuncumuza destek verdiler. Biz de Neslihan'ı buradan TRT Spor ailesi olarak kutluyoruz. Gurur duyduk, tebrik ediyoruz Neslihan Yiğit'i ve böylelikle Akdeniz olimpiyatlarındaki altın madalya sayısını artırıyor Neslihan Yiğit. Sevgili seyirciler, bu final karşılaşmasında sizlerle birlikte olduk. 21-14, 21-11'lik iki başarılı set oyunuyla 2-0 kazandı Neslihan Yiğit ve altın madalyanın sahibi oldu. Hepinize mutlu